Ribella gördüğümde 6-7 aylık bir taydı. Ben ilk görüşte aşka inanmazdım. Oluyor öyle bir şey var. Onu ilk gördüğüm an çarpıldım. Etrafında hiç abartmıyorum. Bakın inan abartmıyorum. Etrafında bir hare vardı. Şimdi burası Atçılı Mabedi. Burası benim doğum yerim. Bütün Atçıların en rahat ettiği, doğduğu, yaşadığı, son nefesine kadar vakit geçirmek istediği, hakikaten nefes aldığı bir mabet burası. Burası bizim için çok başka bir yer, mabet. Tam karşılığı mabet, Veli Efendi Atçılı Mabedi. Ben 60'ı geçtim. 3 yaşından beri yarışlara babamla başlayarak geldim. Binlerce, on binlerce yarış seyrettim. En mutlu olduğum anlar yarışlardır ama 3 tane yarışta kendime hep şey dedim. Dur, kendine hakim ol. Birazcık daha sevmeye devam edersen beynini yakacaksın. Gidecek beyin. Bunlardan birincisi Bolt Pilot'ın kazandığı ilk internasyonaldi. Çok çok heyecanlanmıştım. Halis'e yaptığım tezahürat ve Bolt Pilot'a yaptığım tezahürat birazcık daha devam etseydi beynimi yakacaktım. İkincisi Fernando'nun kazandığı Gazi son 500 metresinden, son düzlükten kupa töreni bitişe kadar hayatında yok. Bomboş. Sadece videolarda, resimlerde falan görüyorum. Yani başka bir boyuta, başka bir aleme geçmişim. Herhalde bir 20-25 dakikalık bir süre yok benim hayatımda yok. Yani hakikaten hatırlamıyorum. Üçüncüsü de yine çok sevdiğim atım Ribella'nın ara verdikten sonra, çiftliğe gidip geldikten sonra hiç antrenmansız bir şekilde koştuğu internasyonel yarış viraj dönüldüğünde net engeriydi. Ben 500'e geldi de kazandık dedim. Yanımdakiler deli diye baktı. Ben onun o sprinte kalktığını görmüştüm. Geldi fotoğrafı, yarışı aldı. Son 50. Dışarıda Ribella geliyor. Karakondi Ribella ile birlikte. Günün 3. koşusunu oluşturan internasyonel top kapı koşusunu Selman Taşbey'in sahibi olduğu antrenörünü Selçuk Taşbey'in yaptığı 9 numaralı Ribella Rokeyi Selim Kaya ile kazandı. Ribella diyoruz. Türk atçılığının dış hurlar kraliçesinden bahsediyoruz. Ribella ile ilk tanışmanızdan birazcık bahsetmenizi istesek sizden. Ribella yani şu an Selman Taşbey karşınızda oturuyorsa ve kendine göre çok hoşuma giden bir şey değildir, bir tanınırlığı varsa herhalde bunun %51'ini Ribella'ya borçludur. Ribella ilk gördüğümde 6-7 aylık bir taydı. Ben ilk görüşte aşka inanmazdım. Oluyor öyle bir şey var. Bir açık artırmaydı İrlanda'da, bir açık artırma. Ben bunu istiyorum dedim. Tabii hikayesi de enteresan, açık artırmaya girdim. Arttırıyorum, bir fiyata kadar çıktım. Ben de fiyat ama açık artırmayı yapar. Tokmağı vurmadım, not today dedim. Not today deyince, satılmadı deyince bu benim olmalı yani. Hiç başka alternatif yok. Koşarak atın sahibinin yanına gittik. Atın sahibi aksi bir ihtiyar. Ama nasıl aksi bir ihtiyar? Dedim ki ben bunu almak istiyorum. Parayı getir dedi. Günlerden cumartesi dedim ki yani getireyim de nereden ben bu kadar parayı getireyim? Pazartesi günü banka hesabını uzayayım. Ben pazartesiye kadar bekleyemem dedi. Benim de o ay içinde almam lazım. Çünkü o ay içinde alıp atı ithal etmezsek getiremeyiz Türkiye'ye. Yani şartname doğduğu sene içinde gelmiş olmalı. Ondan sonra bir taraftan da kızı görüyorum. Yani istiyor yani öldüm, bayıldım, çok bayıldım. Adam dedi ki yarım saatte parayı getirdin dedi. Getirmedin götürürüm atı dedi. Yarım saatte 10.000 pound bulmam lazım nakit. Allah'tan Türk'üz. Türkler de parayla dolaşır. 10-15 tane Türk var orada. Gittim herkesten 1000 pound ondan, 1000 dolar ondan, 2000 euro ondan. Parayı denkleştirdim. Ve hala o satış katalonun arkasında kimden kaç para borç aldığım yazar. İmece usulüyle alınmış bir at. Bir ufarakça da bir at. Hoş güzel bir şey ama ya ne buldum bunda dedi. Herkes hani böyle bir dudak büküyor yani. Ya görüyor musunuz çok güzel at diyorum. Yani benim de gözüm fena değildir. Sonuçta atların içinde doğmuş bir insanım. Eşim falan da gördü. Bunun mu peşinden koştun dedi. Hakikaten görün. Ben de herkes aynı şeyi söylüyor. Görmüyor musunuz diyorum. Etrafındaki ışığı görmüyor musunuz zaten? Kimsenin o ışığı gördüğü yoktu benden başka. Atlara isim koymak en çok keyiflidir. Ve muhakkak güzel bir isim bulmalısınız. Hatta yakışacak bir isim bulmalısınız lazım. Kısırak hep şeydi, küçük prensesti. Kimseyi yanına sokmaz. Kötü huylu değil ama ben prensesim. Yaklaşmayın, fazla da yanıma gelmeyin. Taylığından beri diyen bir attı. Benim ondan önce koştuğum Belli Otero diye bir atı var. Kısırak postu kazanmış, şampiyon bir kısırak. Tahsil hayatım İtalya'da geçtiğim için İtalyancayı da konuşabilen biriyim. Tekrar bir Belli Otero gibi bir at yakaladım. Dişi at yakalamak istedim. Arzu ettim, hayalini kurdum. Ribella koydum. Ribella tekrar demek. Ribella yine Belli Otero olsun
Ribella olsun, Ribella koydum. Ribella aynı zamanda asi de demek, başkaldıran demek. Hakikaten adı kendisiyle uyuşan bir kısraktı Ribella. Hem asiliği vardı, biraz başına vurduktu. Hakikaten belli otel o kadar da güzel bir adı. Temmuz gibi falan Halis Karataş geldi. Halis'e dedim ki sabahleyin bir çalıştırsana Halis bunu, bir işini yap dedim. Halis dedi ki ufakmış abi bu dedi. İkinci Bella dedi. Güldü dedi ama bu ufak dedi. Bir bak bakalım dedim ufak ne diyeceksin. Yani bir sprintini yaptı geldi dedi. Çok değişik bir şey yapıyor. Çok değişik bir şey. Bulduk galiba hata patron dedi. 3 yaşında kısrak koşusu kazandı. Halis'in göz bebeğiydi, Ahır'ın göz bebeğiydi. Şampiyon bir kısraktı ama o sırada bir arızalandı, bir ceza aldı. 1,5 sene koşamadı. Ve herkesin bitti dediği zaman 4 yaşından sonra, 5 yaşından sonra sahalara tekrar geri döndü. Ama ne dönüş? Ondan sonra 9 yaşına kadar şampiyon kısrak kaldı. Harikaydı yani. Onda bütün duyguları yaşadım aslında yani. Bayılıyorlar, çok seviyorlardı. Ondan sonraki bir başka aşkı başladı Ribella'nın. Selim aşkı başladı. Selim binmeye başladı. Hayatımda hiçbir şeyi kıskanmadım Ribella'da. Selim'den kıskanıyordum. Çünkü Selim'e hiçbir şey söylemezdi. Hiç ahırına girer, sever yanında. Hatta Selim derdi ki ateşi sürsem gider bana o kadar güveniyor bu at derdi. Acayip seviyordu. Selim'i çok seviyordu. Selim tabii ki baş jokey, çok iyi bir jokey ama Selim çok da duygusal bir adamdır. Yani her gün gelir ahırlarına gelir bu atlara muhakkak bir sevgi gösterisinde bulunurdu. Ve Ribella onu çok severdi. Mükemmel ikiliydi. Yani şeyin çok güzel bir resmi vardır. Ribella'nın jübile anında Türkiye'de jübile yapılan ilk attır. İki tane baş ve rakip jokey. İkisi biri Ribella'nın sağında biri solunda öyle veda ettiler. Tabii çok gurur verici bir şey. Yani ikisinin de aşkıydı. İkisi de çok severdi Ribella'yı. Temmuz ayında sabahleyin galop yaptık ata. Temmuz ayında. Ve galoptan geldiğinde atın burnu kanadı. Ve çarpılmışa döndüm. Çok üzüldüm. Çok sevdim. Hakikaten tabii her atımı çok sevdim ama onu bir başka sevdi. Saygıyla karışık bir sevgi. Dedim ki bitti tamam yarış hayatını bitirdim dedim. Koşmuyor. Ya tedavi edin. Hayır tedavi falan hiçbir şey istemiyorum dedim. Çiftliğe gidecek bu at dedim. Anne olacak. Şimdi gidecek. Dinleyecek 6 ay. Şubat ayında da çekeriz. Anne yaparız. Artık her şeyi yaptım. Ben daha fazlasını istemiyorum ondan dedim. Ve atı hemen yükledim. Çiftliğe gönderdim. El bebek, gül bebek yıllarca büyütülmüş bir atın çiftliğe alışabilmesi kolay bir şey değil. Seyisini de gönderdim. Her günde kalkıp 130 kilometre yolu gidip nasıl diye görmeye gidiyordum. Ve o prenses bir gittiğimde ne otluyor ne bir şey yapıyor. Yemini veriyorlar yiyor ama mutsuz görüyorum ben. Mutsuz olduğunu görüyorum. Gittim yanıma geldi ki yapmaz. Hiç hayatta gelmez yani. Bir şey istiyor mu benden dedim. İşte eşime Meri'ye dedim ki böyle böyle bu bir şey istiyor benden. Ne isteyecek ki senden dedim. Geri gelmek istiyor dedim. Nereye dedi. Yarışa geri gelmek istiyordum. Sen çıldırdın mı dedim. Nereye gidecek? Koşabileceği yarışlar belli. Eylül'de şey var sadece. İnternasyonel var. İnternasyonel koşacağız dedim. Sen delisin biliyorsun değil mi dedim. Biliyorum onu biliyorum dedim. Başka bir şey söyle yani. Ama koşacağım dedim. Atı yükledik. 9 gün var yarışa. Bir dedik ki bir atı için bir gün çalıştık. Nasıl dedim Selim'e. Eh abi dedi. Peki yarın gel bir galop yapalım dedim. Geldi. Bir galop yaptı. Arap atanın yapmayacağı bir derece yaptı. 1007-8 falan böyle bir galop oldu. Selim'e nasıl dedim. Hadi Ribella dedi. Yani kötü olur mu Ribella dedi. Yarış günü geldi. Selim dedi ki ne yapacağız abi dedi. Git eğlen oğlum dedim. Nasıl yani dedi. Git eğlen dedim. Her zamanki gibi bin. Düzlükte çık dışlarını yap. Sprinti kazan gel dedim. Sen öyle diyorsan öyledir dedi. Yarış başladı. Düzlük dönüldü. Her zamanki klasik stiliyle geri gidiyor. 500'de biz ayak değiştirip sprinte kalktığını gördüm. Sprinte başladım, tamam kazandık dedim. Onu kendimden iyi tanırım. Uçsu kanatlandı, uçsu geldi. Selim elini kıpırdatmadan, hatta fotoya geçerken ayağa kalktı Selim sevincinden. Yarıştan sonra Selim'e dedim ki ne bindin dedi. Selim dedi ki ben çocukken dedi, 10 yaşlarındayken. Bir gün köyde bir ata bindim dedi, köy atına. Bir kaçırdı beni dedi. Ne yer var ne bir şey yerlerinden tutuyorum dedi. Eyvah dedi, öleceğim, uçuyoruz dedi. O sonra dedim, ben dedim sanki dedim melekler tuttu beni dedi. Üstünde. Ve bir şey olmadı bana. Çocuktum dedi. Aynı ismin üstünde hissettim dedi. 400'den sonra dedi. Sadece gözümü kapadım atın üstüne yattım ve ben hiçbir şey yapmadım. Ne ittim ne bir şey yaptım atı dedi. At kendi kendine kazandı. Yani o üstün bir şeydi. Atçılığın üzerinde çok özel bir varlıktı. Ve ben çok şanslı bir kulum ki bu at bana nasip oldu. O
Ondan sonra annelik hayatı başlıyor tabii. Yarış hayatı bitti. Ondan sonra annelik hayatı başladı. En çok kızdığım şey eleştirilmesi. Yarış hayatı başkaydı, anneliği o kadar iyi olmaz diyorlar. Hiç katılmıyorum. Anneliği de mükemmeldi. Çok iyi bir anneydi. Bütün yavruları doğurduğu, bütün yavruları koşabildi. Bütün yavruları yarışa yazıldı ve çok büyük bir olay. Bir tane grup bir galibi şampiyona yakın bir at doğurdu. Padre Padrone Taylan'da ikiliğinde grup bir kazandı. Karayel koştu ki o koşuyu seyrettiğinizde içine ribella kaçmış gibi koştu. Virajen geri döndü. Yüzükte uçtu geldi. O yarış efsane bir yarış. İkili bir atın yapabileceği bir yarış değildi. Ribella her şeyi ona öğretmiş orada. Nasıl koşulması gerektiğini oğluna öğretmiş. Yarış atlığını kıyaslamıyorum. Böyle bir yarış atı dünyaya çok nadir gelir yani. Ona ne söylemek isterdim? Sadece teşekkür edebilirsiniz. Ben onu söylüyorum. Ben onu almadım. O bana geldi. Şans. Büyük şans. Allah'ın sevgili kuluyum.